Mevlüt Tezel, Yeni Şeyma, Şevval Şahin ve Z kuşağı. 2 hafta önce sosyal medya ahalisi Şeyma Subaşı'dan sıkıldı, Şevval Şahin'i yeni eğlence kaynağı görüyor diye yazmıştım. Şevval tıpkı Şeyma gibi sosyal medyanın istediği linçlik pasları atmaya devam ediyor ve bu rolde yeni olması ilgi çekiyor. Şeyma'nın sosyal medyadaki son kullanım tarihi yaklaşıyor galiba. Karantina kurallarını hiçe sayarak verdiği özel partilerle adından söz ettiren Şevval, sosyal medyanın eğlence kaynağı olmayı da biliyor. Yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşması 2018'de Türkiye güzeli olmasından bile daha çok ses getirdi. Aptalı oynamak. En son CNN Türk'teki Sorgu Sual programına konuk olan Şevval, İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Sorularına cevap veremeyince gerilip stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen Şevval, diğer sorularda da zorlandı. Şevval, Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz sorusuna bile pas yanıtını verdi ve sosyal medyada linç edildi. Hunharca dalga geçildi. Artık ünlü olmanın en kestirme yolu sosyal medyada dalga geçilmek, linç edilmek. Şeyma da yaptığı tüm saçmalıklar ve gülünç açıklamalarıyla ününe ün katmamış mıydı? Şimdi aynısını ve daha fazlasını Şevval yapıyor. Şevval'in Türkiye'nin kaç coğrafi bölgesi olduğunu bilmesine gerek var mı? Sonuçta o bir bilgi yarışmasını değil, güzellik yarışmasını kazandı. Aklıyla değil, fiziksel avantajıyla hayatını kazanmaya çalışıyor. Ama Şevval'in asıl şöhreti yakalamak için daha çok tepki çekmeye ihtiyacı vardı, onu da abartarak yaptı. İstiklal Marşı ve Atatürk'le ilgili basit ama toplumda sembolik değeri yüksek olan sorulara bile cevap vermeyerek aptalı oynamayı abarttı ve fena linç edildi. Z kuşağını anlamak için Şevval gibileri tanımak gerekiyor. Çoğu Şevval gibi değil tabii. Ancak hayatın anlamını Instagram'a fotoğraf yüklemek, takipçi kasmak olarak görenler hiç de az değil. Mevlüt Tezel, Sabah. Engin Ardıç, bu kepazeliğe son verilsin. Herif etinden et koparılmış gibi ciyak ciyak bağıra bağıra kendini yere atıyor. Bir sürede kıvranıyor ve kalkmıyor. Eliyle çimleri dövüyor, seyircinin uğultusu da yok ya, sesi bizim evden duyuluyor. Ağır çekimde bakıyorsun rakip oyuncu değmemiş bile. Ve sonra kalkıp sanki az önce bağıran o değilmiş, tazı gibi koşturmaya başlıyor. Ceza görmüyor. Neden? Hakemi aldatmaya yönelik hareket yalnız ceza sahası içinde ve yalnız penaltı durumlarında mı geçerli? Bacağına dokunsalar yüzünü tutuyor. Rakibe kart verdirecek ya. Ceza görmüyor. Adamın arkası dönük elini açıyor, orada bir rakip oyuncu olduğunu biliyor ama çenesini istese de tutturamaz çünkü görmüyor. Ama belki çenesini tutup kendini yere atarsa sarı kart. Ceza görüyor. Bir kere daha olursa ikinci sarıdan kırmızı ve herhangi bir kulüpte malzemeci bile olamayacak bazı herifler ortalıkta hakem diye dolaşıyorlar. Türkiye'de oynanan futbol çağ dışıdır. Türkiye'de futbol durarak oynanıyor. Çünkü yerlilerin mecali yoktur ve Türkiye'de futbolun lokomotifi olan yabancı oyuncular yaşlıdır. Kendi ülkesinde emeklilik çağına erişen, futbol hayatına birkaç yıl daha ittire kaktıra Türkiye'de devam ediyor. Buradan da Arap ülkelerine. Kendi ülkesinde orta halli sayılan bir futbolcu burada büyük yıldız muamelesi görüyor. Futbol medyası da daha bu adamların isimlerini doğru telaffuz etmekten bile aciz. Bu insanlara milyonlar dökülüyor. Bizim çocuklar da 3.30 paraya oynatılıyorlar. Paradan menajerler ve bazı yöneticiler çöpleniyorlar. Bizi boş verin, biz küfür eder geçeriz ama dünyası futboldan ibaret olan, başka meşgalesi de zevki de bulunmayan lümpenlere yazıktır. Dear Serdar, geçirdiğin ağır hastalığın olumsuz etkileri yıllar sonra bile sürüyor olmalı. O adamın ismi Stanislavski değil, Stanislavski'dir. Bir kere yazsan kalem sürçmesi deyip geçecektim. 2 kere yazınca iş ciddiye bindi. Üstelik ikincisinde adamı bir de Stavilinski yapmışsın. Elin Rus'unu ne karıştırıyorsun? Sizin memleketten Lee Strasberg ya da Sella Adler'ın adını ver geç. Bu gibi durumlarda Google her zaman elinin altındadır. Sizin dilinizle söylersek one click away. Çok mu önemli? Değil tabii. Never mind. Whatever. Biz değildik. Her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami'deydim. Şevval Şahin. Sakın ölme Ekrem. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Koronalı Ekrem İmamoğlu. Engin Ardıç, Sabah. Hüseyin Likoğlu. Bayram değil, seyran değil. Özdağ ipi niye kopardı? Türk siyaseti bir haftadır Ümit Özdağ'ın İYİ Parti ile ilgili söylediklerini tartışıyor. Özdağ durup dururken partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ iltisakına işaret ederek bu durumu en baştan beri Genel Başkanları Meral Akşener'e söylediğini açıkladı. İYİ Parti'ye yönelik hiçbir FETÖ iddiası beni şaşırtmaz. Kuruluşu öncesi yaşanan süreçlere baktığımızda FETÖ'nün bu işlerden ayrı olmasını beklemek saflık olur. Buradan direkt İYİ Parti'ye FETÖ'cü yakıştırması da çıkartmamak lazım. Fethullahçı terör örgütü ve onun arkasındaki üst akıl, Tayyip Erdoğan karşıtı her hareketi hararetle destekler. Dolayısıyla İYİ Partililerin MHP'yi ele geçirmeyi başaramayınca partileşmeleri sırasında Erdoğan karşıtı tüm odaklardan destek aldığına kimsenin şaşıracağını düşünmüyorum. Burada mesele İYİ Partili bir isme FETÖ'cü iddiasında bulunulması meselesi değil. Mesele Ümit Özdağ gibi bir ismin böyle bir tartışmayı başlatmasıdır. Ümit Özdağ, istihbarat başta olmak üzere stratejik meselelerde en uzman siyasetçilerin başında yer alıyor. Söylediği sözün ve atacağı adımın en az 3 hamle sonrasının hesabını yapan bir isim. O bu sözleri, gelecek tepkileri ve sonrasını çoktan hesap ettikten sonra söyledi. Evet, İYİ Parti'de yapılan kongre sonrası parti içinde bir hesaplaşma başladı. Ancak Özdağ'ın çıkışının bu parti içi tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Özdağ'ın bu tartışmayı parti içi tartışmaları alevlendirmek için yaptığını düşünürsek, bazı konuları gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırız. Özdağ açıklamalarında Buğra Kavuncu ile ilgili söylediklerinden çok daha önemli isim ve konulara temas etti. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cü olması kimin umurunda? FETÖ'cü olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Ama Özdağ bir başka isme işaret ediyor. O da Enver Altaylı. Enver Altaylı denilince durup 10 kez düşünmek lazım. Türkiye'nin karanlık tarihinin kara kutusudur Enver Altaylı. CIA yönetiminde Türkiye'de yapılan 27 Mayıs darbesiyle oluşturulan vesayet sisteminin anahtar isimlerindendir Enver Altaylı. 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 15 Temmuz'un CIA ile bağlantı aparatıdır Enver Altaylı. Ümit Özdağ, Altaylı ve içinde bulunduğu olayları çok iyi bilen bir isimdir. Eğer sadece Buğra Kavuncu'nun ismini verseydi Özdağ, o zaman bu parti içi kavgadır der geçerdik. Özdağ, Enver Altaylı'nın da ismini verdi. Altaylı ile İYİ Parti kurulmadan temastan bahsetti. Altaylı'nın parti kurmayın, sokağa çıkın dediğini anlattı. Altaylı'nın sokağa çıkın dediği günlerde Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'un planlarını hazırlıyordu. 15 Temmuz için her şey hazırdı. Sadece sokaklar hazır değildi. Darbeyi yapacaklar hazırdı. Darbeden sonra kimlere ne görev verilecekti onlar da hazırdı. 12 Mart, 12 Eylül öncesi sokağa hazırlayan ekipte yer alan Altaylı, 15 Temmuz için de sokağın önemini biliyordu. Onun için İYİ Parti'yi kurmak isteyenlere sokağı göstermişti. Enver Altaylı ile ilgili bir iddianame yazıldı ve yargılama devam ediyor. İddianamenin bence en çarpıcı yanı Altaylı'nın kim olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmedir. Hani her gün üst akıl diyoruz ya, iddianame Enver Altaylı'yı üst akıl adına FETÖ'yü yöneten adam olarak tarif ediyor. Yani Altaylı FETÖ'cü değil, üst akıl adına FETÖ'yü yöneten adamdır. Altaylı'nın iddianamesinin bir diğer çarpıcı yönü ise FETÖ'nün FBI imamı Bilal Ekşili ile yaptığı görüşmeye ilişkin bölümdür. Altaylı 2017 yılında Bilal Ekşili ile yaptığı durum değerlendirmesinde şunları söylüyor. Türkiye'de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halk sokaklara inmeli, halkın tek başına sokağa çıkması yeterli değil, halkın cebine dokunulmalı, sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik kriz şart, Almanlar bu yönde çalışmaya başladıkları ve her türlü tedbiri almaya devam edecekler, bu bilgiyi Almanlardan aldım, Suudi Arabistan ve Katar'dan para akışı durmalı. Enver Altaylı tutuklu olsa da söyledikleri bir bir gerçekleşiyor. Tüm muhalifler birleşti. 2018 yılından beri ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. Suudlar Türk mallarına ambargo uyguluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her gün Katar konusunda yalan söylüyor. Sadece halkı sokağa indirmeyi başaramadılar. O konuda da yoğun algı operasyonlarına şahidiz. İşte böyle bir atmosferde Özdağ konuştu. Dolayısıyla Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü değil mi? İYİ Parti'de FETÖ'cü var mı yok mu? Bunları tartışmanın bizim için hiçbir anlamı yok. Bizim için önemli olan Enver Altaylı'nın geçmişini ve yaptıklarını hepimizden çok iyi bilen Ümit Özdağ'ın böyle bir çıkışı neden yaptığıdır. Cevap aramamız gereken soru şu: bayram değil, seyran değil, Özdağ ipi niye kopardı? Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak.